Ayşen. Ben Tuzla'dan Zeynep, İkra'dan. Size şimdi köyümü anlatacağım, yani Erzincan. Bu bizim tulum peynirimizi. Sonra bu da bizim kayısımız. Böyle meşhur. Bunlar da makarnalarımız. Bu da balımız. Bu da şeyimiz. Bu da çaydanlığımız. Bu da tuzumuz. Meşhur tuzumuz. Bizim Erzincan enişte makarnamız. Sen hükümete gittin mi? Gitmedin mi? Peki abi, bir de Erzincanlılar için bir şey diyorlar, sen duydun mu? Yüksek sesle. Bir normal canlılar, iki Erzincanlılar. Ha, bir normal canlılar, iki Erzincanlılar. Geliyorum seni. Bir kumbarasını ve şeyini veriyorum. Bu kumbarayı ne yapacağını biliyor musun? Kumbaranın amacını biliyorsun. Sen biliyorsun bunu. Ne yapacaksın? Kumbaranın amacı nedir? Sevmeye, hastalarına vereceğim. Sevme, hastalarına, yani kumbara biriktirmeye, biriktirdiklerini de temalı hastalarla ve bütün yardım edebilecek şeyde bazen de birikimlerimizi kullanırız, değil mi? Erzincan'ın videolarını çekiyoruz. Enişte, kayıt, SMA'ya hastalarını vereceğim. Öncelikle Şadi Başkanımıza bu projesinden dolayı çok teşekkür ederiz. Başkanımız her zaman olduğu gibi yeni projelerinle tüm belediyelerden, tüm ilçe belediyelerden, il belediyelerden farkını bir kez daha gösterdi. 7'den 70'e herkese dokunuyor. Biz de burada çocuğumuz da bir emek sarf ettik. Bu emeğin karşılığında başkanımız kendisi bir çocuğumuza bir harçlık da ödüllendirdi. Biz de bir farkındalık olsun diye bu ödülümüzü direkt şu anda belediyeden çıkıp SM hastalarına bağışlayacağız. Tabii ki kızımızın düşüncesi medyadan, sosyal medyadan, televizyonlardan gördüğü üzere bize de kendisi böyle bir teklifte bulundu. Biz de çok mutlu olduk ve bu teklifini de uygulayacağız. Evet, bugün ödüllerini vermiş olduğumuz çocuklarımız 7 bölge 7 kültür yarışması adı altında kendi memleketlerini tanıttılar. Amacımız yerli malı haftası karşılığında kendi bölgelerini, ülkemizin çeşitli bölgelerini tanıtabilmekti. Ama kendilerine hediye etmiş olduğumuz kumbaralar ve bu kumbaraların özellikle de çocukların SMA'lı hastalar yardım edebilmek için bu parayı biriktireceğim demesi bizi çok duygulandırdı. Kendilerini tebrik ediyorum. Toplumda bu farkındalığı oluşturabilmek çok önemli. Toplumda bu farkındalığı oluşturabilmek için çok uğraşıyoruz ama böylesine bir yarışmadan sonra bu paraları biriktirip de kumbaraya para biriktirip spinal musküler atrofili hastalara, SMA'lı hastalara bu parayı ileteceğim demesi gerçekten bizi çok duygulandırdı. Toplumda bu farkındalığı oluşturmak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Çocuklarla bizim baştan beri öyle bir değişik bir şeyimiz vardır, ilişkimiz vardır. Ben aslında belki çok genç yaşlardan itibaren çocuklarla diyaloğum çok iyiydi. İlkokullara da gittiğimde bir anda beni ayakta tutmazlar, saldırırlar. Ve onlar bana Şadi abi derler yani. Öyle amca da demezler. Ben onlara abileri olarak da, bir yakın olarak da ciddi bir duygusal bağ oluşturduk. İlkokullarımızı ziyaretimde de onlarla birlikte işte gerek anne çocuk eğitim merkezlerinde gerekse becerilerini geliştirdiği merkezlerimizde çocuklarla olan bütün işte etkinliklerimizde hep birlikte olmaya çalıştık. Karşılıklı duygularımızı açtık. Saf ve doğal olduk yani. Ben gerçekten çocukların en saf ve tertemiz halidir insanoğlunun. Onların o güzellikleri, o saf ve temizlikleri ve en doğal haliyle vermiş oldukları cevaplar, sormuş oldukları sorular beni her zaman derinden etkilemiştir. Çocuklar bambaşka tertemiz bir dünyanın göstergesidir diye düşünüyorum. Onları seviyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Onları ne kadar yetiştirirsek Tuzla'yı altın kaplamaktan daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten maşallah var ya. Giresun'un fındığı çok güzel oluyor mu? Sen biliyor musun? Sen Giresun'a gittin mi? Gittim. Peki Giresun'da nereye gittin? Benim fındıklarım da var. Ciddi misin? Fındıklarım var, fındık ağaçlarım var. Giresun'da sen Kümbet'e gittin mi? Kümbet'e gittim. Ne yaptın orada?
Düşün. Değil mi? Yaylada, yaylada. Ya senin ne kadar güzel sepetin var. Fındığı da var içerisinde. Benim fındıklarım var. Ha, bunun içinde fındıklar. Ben sandım ki resimde fındıklar var diyor. Tamam yani. Bu fındıkları ne yapacaksın şimdi? Size vereceğim. Aa, dur. O zaman nasıl yapalım? Alalım, alalım mı onu biz fındıklarımızı? Hayır, birazdan vereceğim. Neyi anlattın Giresun'la ilgili? Her şeye. Mesela? Her şey dedim ya. Oyuncak hem de kitap. Bir de kumbara. Kumbara. Merhaba, ben Dessa. 5 yaşındayım ve Ağrılıyım. Bugün size Ağrı'yı tanıtacağım. Ben yarışmada video çekildim. Peki kimle çektin? Annemle birlikte. Peki ne kadar sürdü çekmen? Çok uzun sürmedi. Evet, çok mutlu oldum. Mesela kumbaramı biriktireceğim konuştum. İstediğim şeyleri alırım. Mesela oyuncaklar alırım ama annem izin vermiyor. O yüzden başka şeyler alabilirim. Hadi el sallayalım şöyle. El sallayın. Tamam. Hep beraber el sallayalım. Sizi tebrik ediyorum. Thank you.